vermek istiyorum ben. Okula 50 sene gelip de müdüründen, idare heyeti, okuldaki yardımcılar, öğretmenlere sorup nasıl gidiyor, ne oluyor, ne yap, gelme. 50 sene geçmiş. Okul istememiş. O olmamış, bu olmamış. Sesinizi kesin, ne yaparsanız yapın. Emsali gitmiş olay. Okul müdürü de bir noktada demiş ki ben yürütemiyorum. Hakikaten böyle bir... Kabul ederim, o ayrı ama nereden geldik de buna geldik? Bunu da gözden hiç uzak tutun. Tabii ki. Zaten onun sonucu bu. Bu durumun yani, sonucu. Biz size restoran buz gibi yemek ikram etmiş olacağız. Arzederseniz şöyle yapmaz arkadaşlar. Şöyle yemekhanemiz daha yaşı 45'in üzerinde olanlar bir geçsin. Kaliteyi geliştireceği, maliyetleri düşüreceği bir alıyor. Serbest rekabet çabukları içerisinde. Bunun için de bu şeyin işin bir serbest rekabete açılabilecek kısımları var. Açılmayacak kısımları var. Durumuna göre değişiyor. Bunun esası da serbestleştirmenin esası da yani birden fazla kişilerin belli konularda için faaliyet gösterebilmesi için şimdi altyapı sahipliğiyle yani demir yolunu, rayların sinyalizasyon sistemleri sahipliğiyle onun üzerindeki tren işletmeli hizmeti veremeyi şey birbirinden ayrılıyor. Çünkü demir yolunun altyapının sahibi bir kişi olabilirken bunun üzerinde birden fazla işletmeci faaliyet gösterebilir. Birbirine rekabet halinde diye. Ana fikir bu. Dolayısıyla Avrupa toplumunun almış olduğu kararlara göre de yani uzun vadede Avrupa toplumunun içerisinde bütün ülkelerin demir yolları sektöründe serbestleşmeye gitmesi şey Avrupa toplumunun direktifleri var. Takvimleri var işte belli bir şeye göre yapıyor. Bunun ana fikri de sonuçta altyapıyı sahip yani altyapı işletmeciliğine üstündeki işletmeciliği yani demir yolu işletmeciliğini birbirine dayanacaksınız. Ha bunu ayırdıktan sonra üst tarafta çeşitli modeller var. Altyapıyı özelleştiriyorlar Çin ülkeler. Yani demir yolu sahipliğinde İngiltere örneği ve Çin ülkelerde altyapının sahipliği gene kamunun şeyinde kalıyor. Fransa'da halen Almanya'da olduğu gibi vesaire şeyde kalıyor. Üstündeki üst yapı işletmeciliğine birden fazla işletmeciye müsaade ediyorlar açıyorlar. Herkes belli şeye göre fiyatlarla belli bir merkezi bir otoritenin sağladığı tayin ettiği fiyatlara göre altyapıdan yararlanabiliyor. Böyle şey diyor. Ama fikir bu. Şimdi uzun vadede tabii biz Avrupa topluluğuna girmeye talip olduğumuz için Türkiye'nin de bu işi yapması beklemiyor. Türkiye'de bunu yapacak deniyor. Ona bir hazırlık olarak da dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda bu iki şeyi birbirinden ayrıştırması isteniyor. Yani altyapı sahipliği ayrı bir şey haline gelecek. Bunun üstündeki şeyi işletmeciliği ayrı bir hale gelecek. Bu lafı bitirip toparlarız sonra. Şimdi bunun entegre modeller falan filan diye işte neyse şeyler farklı modeller var. Yani yine bazı ülkelerde diyelim ki üst yapı şirketleri tamamen aynı şirketler olurken bazı ülkelerde altyapının sahibi olan da kendisi aynı zamanda bir işletmeci, demir yolu işletmecisi ama onun yanında başka işletmeciler de var şeklinde oluyor. Örneğin Çin mesela bildiğiniz gibi Almanya'da olduğu gibi. Şeyin yan taraflar değişmiyor. Benim soracağım bakımın demir yolu çok önemli. Çok önemli dediğimiz bakım işini kim yapıyor? Özellikle üst yapı bakımı, hat bakımı. Kastettiğim benim bu. Ama bu arada vagon, lokomotif bakımı da bunun içerisinde. Şimdi bir defa ben şunu söyleyeyim. Size şu kadarını söylemek istiyorum. Demir, yürüyen, çeken, çekilen araçların bakımı için tesis edilmesi gereken bir bakım istasyonu.